Acayip Tarifler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün size hem kremalı hem de taze kekikli enfes bir patates püresi yapacağım. Videoma başlamadan önce patatesleri pişmesi için buhar sepetine yerleştirdim. Böyle tencereme koydum. Kaynamaya başlayınca da altını kıstım. Şimdi yavaş yavaş buharda pişiyor. Eğer siz buharda pişirmeyecekseniz patatesleri mutlaka kabuğuyla haşlayın. Bu sayede o kabuk patatesin lezzetinin suya kaçmasını engelleyecektir. Ama buhar sepetindeki lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi patatesler pişsin, iyice yumuşasın. Ondan sonra püremizi yapmaya başlayalım. Patateslerim artık yeterince yumuşadı. Şöyle yanıma hatta bir çatal aldım. Ara ara batırıp kontrol ettim. Bakın artık gayet rahat çatalım batıyor. Altını kapatıyorum hemen. Şöyle patatesleri buradan ezeceğim kabın içine alıyorum. Patatesleri buraya boşaltalım. Ben tuzunu hep ezerken atıyorum patatesin. Hem daha rahat izliyor hem içine tuz çok daha iyi işliyor. Şöyle 2 çay kaşığı tuzu atıyorum. Ezicimi de alayım. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar patatesi eziyorum. Şu an gayet pürüzsüz oldu. Şimdi tenceremi ocağıma tekrar alıyorum ve püremi yapmaya başlıyorum. Tenceremin altını açtım. 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Gördüğünüz gibi benim bayağı bir patatesim var. Bu patates bir bardak sütü rahat rahat kaldırır. Tereyağının üzerine bir bardak da sütü ekliyorum. İkisi birlikte tereyağı eriyene kadar ısınsınlar. Şimdi ben bugün krema da kullanacağım için eğer siz kullanmayacaksınız kıvamını kontrol edip bir kenarda ısıttığınız sütle biraz daha yumuşatabilirsiniz eğer sütünüz az gelirse. Her zaman sıcak patatese sıcak süt eklemesi yapıyoruz. Bunu unutmayalım lütfen. Patatesini sıcak soğuk süt ekleyerek karıştırırsanız lezzet kaybı yaşarsınız. O yüzden ben de şu anda mesela tenceremin içinde sütün ısınmasını ve tereyağımın erimesini bekliyorum. Evet, tereyağı tamamen eridiğinde altını kısıyorum. Patatesleri buraya alıyorum. Patates nişastalı bir sebze olduğu için ilk etapta size çok cıvık gibi görünse de o piştikçe nişasta açığa çıkacak ve buradaki sütün hepsini emecektir. Kısık ateşteyken bu şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen toparladı kendini. Topladıktan sonra ocağımın altını kapattım. Şimdi de kremamı ekliyorum. 100 milim krema, yani normal bir paket kremanın yarısını kaseye aldım. Bunu da hızlı bir şekilde patatesimle karıştırıyorum. Bu arada patates püresi yaparken blender kullananlar var ama ben tamamen karşıyım buna. Çünkü bahsettiğim gibi nişasta barındıran bir sebze olduğu için siz blenderla vurdukça nişasta açığa çıkıyor. Biz o derece nişasta açığa çıkmış bir püre istemiyoruz. Çünkü bu lezzet kaybına da sebep oluyor. Kıvamını da ayarlamanız oldukça zorlaşıyor. Bu şekilde manuel ezerek yaparsanız çok daha iyi bir sonuç alırsınız. Kadife gibi bir kıvamı vardır hani iyi pürenin. O püreyi elle ezmek lazım. Kremayı da tamamen kabul etti. Şu an kıvamı muhteşem. Şimdi mesela bu püreyi öğlen yaptınız, akşam servis yapacaksınız. Baktınız ki çok çekmiş kendini. Hemen bir cezvede çok az, yarım bardak kadar süt ısıtıp pürenizi ısıtırken takviye yapıp kıvamını açabilirsiniz. Ama her zaman dediğim gibi sıcak süt. Şu an pürem muhteşem bir kıvamda. Onu biraz dinlenmeye bırakayım. O sırada ben de taze kekik ekleyeceğim. Onun için kekiklerimi ayıklayayım. Şöyle 4-5 dal keki yapraklarını ayıkladım. Taze keki. Şöyle serpiştiriyorum. Çok azını da sunum için ayıracağım.
Bir de tabii ki bence patates muskatsız düşünülemez. Çok hafif de muskat rendeleyeceğim. Muskat sayesinde patatesin o topraksı tadının önüne geçmiş oluyoruz. Şöyle bir karıştırayım. Bütün lezzetler patatesin sıcağıyla iç içe geçsin. Evet, işte taze kekikli kremalı patates püresi yapmak bu kadar kolay. Şimdi hemen sizin için bir servis hazırlayacağım. Sizin için güzel bir sunum hazırlamaya çalışıyorum. Böyle iki kaşıkta patatesi döndüre döndüre tabağa alabiliriz. Şöyle kenara ayırdığım kekikten de üzerine serpileyim. Mis gibi kokuyor. Evet, gördüğünüz gibi servisimi hazırladım. Gayet hoş görünüyor bence tabakta bu haliyle. Bunun yanına güzel bir et ya da tavuk yaparak servis yapabilirsiniz. Servis yapmadan önce ben tadına biraz baktım. Gerçekten muhteşem olmuş. Umarım tarifimi deneyip düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Her zamanki gibi açıklama kutusunda tüm malzeme listesini ve tarifin yapımını bulabilirsiniz. Yaptığınız tariflerimin fotoğrafını da bana Instagram'dan yollamayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.